Merhaba arkadaşlar, ben Haluk. Bugün Walking Dead Mission oynuyoruz. Oyunumuzun ikinci bölümü olan Give No Shelter oynuyoruz arkadaşlar. Oyunumuzun gerçekten güzel, etkileyici bir hikayesi var. Umarım siz de beğeniyorsunuzdur. Bilmiyorum, benim çok hoşuma gitti. Şimdi isterseniz artık yavaş yavaş oyunumuza başlayalım ve bu hikayeyi hep beraber yaşayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi hadi bakalım ne olacak. Norma nerede olduğumuzu biliyor mu? Burada olduğumu bilmiyor. Yoksa şu anda komşunun kapı tıklama sesini duyuyor olurdun. Randall, duyuyor musun? Benim için cevap verebilir misin? Silah sesleri duyduk. Eğer cevap vermezse o noktaya tüm adamlarımı yollayacağım. Lanet olsun, ses kısmış gibi geliyordu. Randall cevap ver. Cevap verecek misin? Konuş onunla Michonne. Aynı hatayı yapayım deme. Onu duydun. Randall'ın cevap vermesi gerek. Bilirsin, bu çok tanıdık geliyor. Tabi bunda sen oradasın, ben burada. Pekala Michonne. Ona ne dememi istiyorsun? Daha fazla parmağımın kırılmaması için dileğim benim için emirdir. Kardeşini geri gönder, yoksa elimdeki tüm kemikleri kırarım. İyi oynayacağım. Hadi bakalım Randall, konuş. Hey Norma. Hey. Henüz bitirmemiştim. Söylediğini söylüyordum Sean. Of of. Biraz daha şöyle sıkalım. Vaş. Vallahi kemikleri kırıyoruz ya yani Randall'ın. Evet. Randall. Bakalım neler gelecek. Seni duyamıyorum. Ne diyorduk? Evet, ne diyelim şimdi? Evet, düşünüyorum. Kardeşin elimde. Michonne. Ona zarar verdin mi? Eğer kardeşimin nefesini yeterince duyduysan seni bulacağım ve feribotun olanlar sana bir piknik gibi gelecek. Randall masum bir adamı kafasından vurdu. Ona ne yaptıysan bunu hak etti. Randall'ın yaptığı bir hataydı ve bunu anlayacağına emin olacağım. Ama onu ben cezalandıracağım, sen değil. Bu oynadığın küçük oyun, bundan hiç hoşlanmadım. Yakında orada oluruz. Biliyorsun, seninle baş başa kalışımız oldukça güzel oldu. Acayip soğukkanlı biz şu Randall ya. Ama kız kardeşim buraya geldiğinde hepsi son bulacak. O İngiliz anahtarını alıp ve senin kafatasını kıracağım. Sonra senin. Ve sonra senin. Ve son olarak da o çocukların. O hala. Pencereden küçük kafalarını gördüm. Vallahi çok pislik birisi şu Randall'a. Yani gerçekten ölmeyi hak ediyor. Çocuklar biliyorsun, kafa tasları kırılmadan daha çok erir gibi yer. Biraz daha şöyle parmaklarını şöyle kıralım. Randall akıllanacak gibi değil. Adam çok sağlam sinirleri var. Michonne. Ah, ikiniz de babanıza benzemiyorsunuz. Geride hala bir yüzü kaldıysa tabii. Ulan ettiği laflara bak ya. Ne iğrenç bir adam bu ya. Ne? Evet, orada büyük bir delik var şimdi. Ya bu çocuğa söylenir mi bu şekilde ya? Bu doğru mu? Bizimle dalga geçtiğini söyle. Yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Hayır. Lan ne kötü bir adam bu ya. Hayır. James. Şu Randall kafasına bir tane kurşun sık. Eğer babamı öldürdüyse o zaman piç kurusu niye hala ölü değil? Tüm gece duyduğum en akıllıca soru. Michonne beceriksiz, aynı bir ayı yavrusu futbol oynaması gibi. Çenesine sahip olamıyor, yakında ölmüş olacak. Hemen burada öldürmeliyiz. Norman'ın tek istediği kardeşini geri almak, hepsi bu. Biz bu sorunun dışındayız.
Onu öldürmem lazım, yoksa ben yapacağım. Sam bekle. Bence de öldürmeli ya. Öldür geç ya. Ne söyleyeceğin bir önemi yok. Zaten ne istiyorsa onu yapacaksın. Kararını çoktan verdiğini biliyorum. Evet, şimdi Randall'la baş başa kaldık. Bu balonun güzeli ben değilim. Ya da sensindir. Çünkü bu dans bittiğinde sıçtın. Beni öldür ve Norma senin peşine düşsün ta ki sen ölene kadar. Sıçtın. Yaşamama izin ver ve sana daha kötüsünü yapayım. Sıçtın. Adam tam pislik ya. Tam anlamıyla pislik. Ama ikimiz de bunun nasıl sona ereceğini biliyoruz, Michonne. Öldürmeyi seviyorsun. Ve beni öldürmek çok hoşuna gidecek, değil mi? Şu yaşlı Randall'a doğruyu söyle. Kalın bir derim var. Haklısın. İçini dökmek iyi geldi, değil mi? Ya da belki tüm bunları üstesinden gelmek olarak görüyorsundur. Ama yukarıda bir cennet yok, tatlım, ve aşağıda da bir cehennem. Sadece ölene kadar bu lanet şey var. Peki tüm bunlar ne biliyor musun? Ayağa kalk ve yürümeye devam et diye. Eğer bir noktaya değinmek istiyorsan sayede gel. Geliyorum canım. Bu dünya çocukların içinde öldüğü dünya, Michonne. Hayal mi görüyorum şimdi? Ya da öldüğün, ya da Araf'ta yürüdüğün bir yer. Kapa çeneni. Onlardan bahsedeyim deme. Öteki yandan acı çekiyorlar. Ve anneler orada değil. Randall çok kışkırtıyor bizim Michonne'u. Hepimizin şeytanları var, tatlım. Çok damarına bastın sen Michonne'a. Of. Çok zorladı ama yani. Michonne'u çok zorladı. Aşırı bir kendi özgüven vardı. Sonra layığını buldu. Gerçekten layığını buldu. Yani kimsenin ölmesini istemeyiz ama bu adam gerçekten bunu hak etti. Birçok masum insanın canına kıydı. Evet arkadaşlar, ikinci bölümü de bitirmiş olduk. Burada seçimlerimizi gösteriyor, sonuçları gösteriyor, değerlendirmesi var. Evet arkadaşlar, üçüncü bölümü daha sonra devam edeceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.